İnsanlar bunlara çok affedersiniz eroin köpeği hizmeti veriyor. Evet. Dünyanın her tarafına dalmış vaziyetteler. Bir sonrakine geçelim Evet. isterseniz. Bir sonrakine gelecek bakalım. FETÖ. Apple. Evet. Apple'ın logosu. Bu nedir? Odur. İncil'de ve Tevrat'ta nedir? Hazreti Adem'e Havva'yı kim kandırdı? Isırık elmayla. Şeytan kandırdı. Değil mi? Evet. Lucifer'in simgesi olarak bunu lanse ediyorlar. İşte burada aşağıda teknolojinin en önde gittiği şeyin tabii logosunun bu olması. Ama şimdi teknoloji yeni de kafa 3000 yıldır aynı kafa değişmiyor. Teknoloji onlarda. Biz şimdi teknoloji yenince, yeni olunca sahibinin de yeni bir düşüncesi olduğunu zannediyor. Yeni bir düşüncesi yok. Aynı değişmiyor. 1000 yıldır kadirilik, 1000 yıldır nakşibendilik var mı? Var. Var. Temsilcileri yeni, düşünce yeni mi? Hayır. 1400 yıllık Kur'an-ı Kerim var mı? Var. İnananlar yeni. Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir değişen ayet var mı? Yok. Karşı tarafta da öyle. Dolayısıyla doğru. Biz de şimdi... Ya biz sanki de, modernizm işte bunları geçin kardeşim diyenler var ya. Halbuki hayır, hepsi işte, geçmişe hepsi dayanıyor. Palavra. Modernizse Kudüs'le koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'le ne işi var? Niye ortalık birbirine kırdırıyor ve kaosa götürüyor? Ya. Din mi inancı? Başka türlü şeye bakmıyorlar. Barış İsa Mesih'e inanacağına inanıyorlar. Geleceğine inanıyorlar yeryüzüne. Bu nedenle bu insanlar pragmatist, bilimi çok iyi kullanan, teknolojiyi çok iyi kullanan, parayı çok iyi elde eden ama inançlarında zerre kadar değişiklik yok. Evet. Bir sonrakine bakalım. Evet. Bu enteresandı. Zaten ta temelin nereye dayandığını biliyoruz. Bankasya'nın logolu yine. Evet, bunlar zaten belli. Evet. Devam edelim. Yine bir sonrakine bakalım. Elimizde ne var? FETÖ'nün projelerinde. Evet. Google Chrome. Evet. Şimdi bu 666 Lucifer'in simgesidir. Lütfen seyircilerimiz 666 ne anlama gelir diye Google'dan baksınlar. Türkçe'ye inanmıyorlarsa bir de İngilizcelerine baksınlar. Ne anlama gelir hocam? Şeytanın simgesi. Baksınlar yani. Çünkü numerolojide 666, 3 tane 6 şeytanın simgesidir. Ve Google Chrome'daki o logonun hakikaten de 6 gibi olması... 9 olsa değişmiyor, aynı. Evet. Ya yani burada bir de mesaj var. Numerolojide, bakın numerolojide 666...